Tenisçi dirseği nedir? Nasıl oluşur ve nasıl tedavi edilir? Tenisçi dirseği bizim günlük ortopedi pratiğinde çok sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesidir. Tenisçi dirseğini aslında oluşturan adı üstünde tenis oynaması sırasında meydana gelen şu backhand vuruşun oluşturduğu bir zorlama sonucunda meydana gelir. Ancak adı her ne kadar tenisçi dirseği olsa da bu olay tenisçilerden daha ziyade özellikle ev hanımlarında tekrarlayan işlerin yapılmasıyla, mesela çok uzun süreli bez sıkılması, tekrarlayan ve uzun süreli ütü yapılması gibi veyahut da kavanoz kapağının zorlanması gibi tekrarlayan küçük hareketler sonrasında da çok sıklıkla karşılaştığımız bir problemdir. Bu her ne kadar yansıması dirsekte olsa da elin zorlamasıyla meydana gelen bir problemdir. Tenisçi dirseğinin tedavisi basamaklı yapılmaktadır. Öncelikle biz genelde hastalara antiinflamatuvar ilaç tedavisi, ağrı kesici buz tedavisi önermekteyiz. Tenisçi dirseği bandı vardır. Tenisçi dirseği bandının etkisi de buradan bastıraraktan dirseğe bağlanan kasları biraz gevşetme üzerinedir. Bu tip koruyucu tedavi yöntemleri önermekteyiz. Özellikle çalışanlara, mesela ağır ortamda çalışanlara geçici sürede olsa 5-10 günlük bir istirahat yazmaktayız. Ev hanımıysa kaçınması gereken hareketleri önermekteyiz. Bunlar. Şikayetin devam ettiği durumlarda, ki sadece bu tedaviyle geçmeyebilir, çünkü tenisçi dirseği inatçı olabilir, o zaman bizim önerimiz genelde fizik tedavi olmaktadır. Fizik tedavide de bazı germe egzersizleri, yüzeysel veya derin ultrasonla tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Onun haricinde geçmeyen, fizik tedaviye rağmen inatla devam eden tenisçi dirseğinde ise kortizon enjeksiyonu yapabilmekteyiz. Kortizon enjeksiyonu bir veya iki defa yapılmaktadır. Bunların genelde arasında biz ortalama bir ay bir süre olmasını önermekteyiz. Bu tedavi yöntemleriyle, bu koruyucu ve işte steroid enjeksiyonu, kortizon enjeksiyonu yöntemiyle tenisçi dirseklerin yaklaşık %90-95'i bu yöntemlerle düzelmektedir. Ama geriye kalan inatçı bir bölüm vardır ki bunda mecburen cerrahi yönteme de başvurmak zorunda kalabiliriz.